Evet arkadaşlar, Tarım Medya kanalımızdan herkese merhaba. Bugün ağaç seramızdaki fiillerimizi koparıyoruz arkadaşlar. Artık seranın toprağını hazırlamaya başlıyoruz dikim için. Nisan ayının ilk haftası. Bakalım fidelerimiz gelecek. Ondan sonra fidelerimizin dikimini yapacağız. Arkadaşlar ben buraya bu sene ne moral diktim, ne kışlık başka bir sebze. Buraya fiye otu ektim. Fiye otu biliyorsunuz toprak düzenleyici bir bitki. Azot kaynağı. Artı yeşil de organik madde sağlıyor. Dün biraz çalıştım. Böyle otları yondum. Biçmeye çalıştım ama maalesef biçilmedi. Mecburen fazla da bir yüz ölçümü yok zaten. Mecburen elle yanıyorum. Elle yonduktan sonra da böyle bir elden geçirip biçip böyle toprağa serip biraz çürüdükten sonra toprakla karıştıracağım arkadaşlar. Şimdi hep beraber bir başlayalım isterseniz. Ben de biçeyim. Sizler de izleyin. Arkadaşlar, elle bu şekilde yonuyorum. Bir araya toplayıp biraz fazla ölçekli olsaydı yorabilirdi ama dün biraz yondum. Bugün de devam edeyim dedim. Şöyle köklerine bakıyoruz arkadaşlar. Bakın oradaki yumruları görebiliyorsunuz. Bunlar azot topçukları. Toprağa azot topluyorlar. Biz de bunları kıyıp yeşilini organik madde olarak toprakla karıştıracağız. Güzlük bir ekim yapmıştım buraya. Sizlerle paylaşmadım. Güzlük ekiminde salatalıklar çok çabuk hastalandı. Havalar güzel gitmesine rağmen. İki kez topladık. Salatalıklar hastalıkla kayboldular, gittiler. O yüzden ben de kışlık sebze dikmedim. Marul dikecektim. Marulu ne yaptım? Hiç dikmedim. Dedim hem toprağına da salalım. Hem de biraz düzenleyelim. Bakalım bu sene nasıl olacak verimimiz. Evet arkadaşlar, şimdi otları topladıktan sonra seranın bir bölümünü böyle çapa makinesiyle bir karıştırayım dedim. Toprağa daha iyi karışması için bu yeşil bitkilerin. Bu tarafta da böyle kıyma işlemi yapacağım. Ondan sonra da karıştırıp bekleyeceğiz arkadaşlar. Kompost olmasını. Şimdi toprağa organik madde miktarını arttırmak için arkadaşlar bu şekilde yeşil aksamın toprakta çürüyüp kompost haline gelmesi gerekiyor. Fiye otları biraz fazla uzadığı için toprağa karıştıramadık. Çapa makinesi maalesef sarıyor. Gördüğünüz gibi fasulye gibi birbirine geçmiş. Şimdi yaklaşık bir ay sonra ekim işlemi yapacağız. Fidelerimiz gelecek. Fidelerimizi toprağa dikeceğiz. O yüzden bir an önce seranın toprak hazırlığını bitirmek istiyorum. Yavaş yavaş çalışmalara başladık.
Yani dediğim gibi güz döneminde buraya bir salatalık, güz salatalığı dikimini yaptım arkadaşlar. Salatalıklar büyüdü. Yani bir deneme amaçlıydı. Karadeniz bölgesinde güz salatalığı yetiştirmek biraz güç oluyor. Havalar çabuk soğuyup ısınıyor. Özellikle de Eylül, Ekim, Kasım aylarında. Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkları çok çabuk değişebiliyor. O yüzden güz ekimi ısıtmasız serelerde olmuyor. Ama ben bir denemek istedim. Yani 3 aylık bir dönemi salatalıkla geçirebilir miyiz diye. Denedik. Maalesef olmadı. Çok çabuk hastalandı. 2-3 kez anca topladık. Sonra çıkanlar da zaten evde yemeğe yetti. Orada toprağın çok yetersiz kaldığını gördüm. Yani sizlerle paylaşmadım. Deneme amaçlı yapılan bir ürün olduğu için sizinle paylaşmak istemedim. Denediğimde gördüğümde yani salatalık çok fazla vitaminsiz kalıyor arkadaşlar. Yani toprakta vitamin yok. Alamıyor. Magnezyum yok. Magnezyum eksikliği görüldü. Kökler gelişmedi. Çok şaşırdım. Yani toprağı değiştirmeyi düşündüm. Yani toprak taşımayı düşündüm buraya ama çünkü bir de öyle deneyelim. En iyi organik toprak düzenleyici çiğ otu, bezelye, fasulye, bu tip ürünler. Bununla bir deneyelim dedim. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Yani iyi bir sonuç alacağımıza eminim. Çünkü fiyotu toprağı çok güzel düzenliyor arkadaşlar. Eksiklerini tamamlıyor. Yeşil aksamı da bu şekilde doğrayıp toprakla karıştırırsak daha iyi bir organik madde arkadaşlar. Şimdi seramızın içerisindeki fi otunu toparlayıp toprakla karıştırdık. Üzerinde biraz ısladık. Şimdi kompost halinde bırakıyoruz. Otlar çürüyecek. Organik gübre haline gelecek. Ve bitkilerle tekrar alacağız bu şeyi. Diğer seramızda da arkadaşlar fi ekmemiştim ben oraya.
Orada patlıcan vardı. Patlıcanlar hemen hemen birinci aya kadar patlıcan yedik. 12. aya kadar sattık. O yüzden buraya fiye ekmemiştim. Buraya da işte bizim koyunların altındaki kemreleri, işte samanlıkta bulunan çürümüş samanları, odun kestik, odunların talaşlarını vesaire. Onlar da biliyorsunuz bir nevi organik kompost. Onları da toprakla karıştırdık. Burayı da ısladım. Buraya domates dikeceğiz arkadaşlar. Diğer tarafa salatalık dikeceğiz. Bu şekilde hazırladık. Şimdi yaklaşık bir 15-20 gün bu toprak bu şekilde kalır. Yabani otlar varsa onlar biter. Sonra tekrar bir karıştırırız. Karıştırdıktan sonra da artık sıra aralarını hazırlayacağız. Sonrasında da fideler gelir zaten. Evet arkadaşlar, hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik videomuz bu kadar. Tarımla kalın. Tarımı sevin. Bizi takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bol bereketli yıllar diliyorum arkadaşlar.